Merhaba arkadaşlar. Bu kitle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına ben niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de herkesin birbirinden başka hem niyeti var hem sıkıntısı. Siz yüreğinizdekine odaklanın. Ve bakalım neler söyleyecek bize fincanımız Uyan sizin olsun, uymayan evrenin olsun enerjisiyle öncelikle niyetlenebilirsiniz arkadaşlar. Neyse halimiz o çıksın falımızda diyorum ben. Şimdi şöyle yapıyorum son zamanlarda. Neye niyetlendiyseniz açtığımda, fincanı çevirdiğimde aldığınız o enerji aslında bir nevi size cevap olsun. Böyle bir totem geliştirdim son zamanlarda arkadaşlar ben. Neyse halimiz o çıksın falımızda. Şimdi aldığınız bu enerji ilk bu gördüğünüz bir şekil. Ben şunu şuna benzettim. Dediğiniz o var ya işte o sizin cevabınız olsun arkadaşlar. Cevap burada aslında gizliymiş. Şöyle de bir tur atalım. Evet mücadele var tabii ki de bu açılımda açıkçası. Yüreğinizden de getirdiğiniz bir mücadele. Sağlı sollu anne baba gibi bakar mısınız? Şurada iki tane büyük insan, e kökte de bir iki kişi çıkmış. Yani iki evlat anne baba mıdır? Ayrılan bir çiftin hikayesi mi var burada? Beraber izleyeceğiz yoksa işte anne senin annen senin annen mi var burada bir görelim bakalım neymiş meselelerinizdeki kişinin kafası burada zaten dolu olduğu belli. Evet arkadaşlar şöyle dışarılara taşmış gerçekten dilekleriniz var. E dediğim gibi aslında ilk aldığınız o enerji buradaki kalp evet cevabı güzeldi dediğiniz o enerji sizin olsun. Her zaman söylüyorum arkadaşlar söz büyüdür ağzınızdan çıkarttığınız kelimeleriniz bir gün hayatınız verir eee sabittir bu dediğimde unutmayın. Şimdi bir boşa kürek çektiğiniz bir süreciniz olmuş. Öncelikle onu söylemek isterim. Sonra iki kişi arasında iki para bir mevzudan dolayı şişmişsiniz desem olur. Özellikle iki kişinin ciddi anlamda bir uğraşı var burada. Bu uğraş şöyle görünmekte. karşı taraf özellikle bence yaşça büyük, belki de erkek konumca büyük ya da yapıla bilmiyorum işte bir şekilde hani masaya yumruğunu koyduğu için de öyle büyük görüyorumdur. Arada bir köprü oluşturmaya çalışan birileri var. Bu köprüde ya barıştırmak istiyor birileri ya da zaten buradaki mevzudan atıyorum ne olsun o. İşte siz aslında ki resmiyet de var bu işin içinde ya. Belki de bir iş yeriyle bağlantılıydı bu. Belki de aile arasındaki imza atılması gereken bir evrak bu. Ve konuşulmuyor. Haydi Barış'ın da şuraya bir imzanızı verindir. Belki de buradaki mesele. Bunun cevabı sizde. Bunun dışında gerçekten çok işçi emektar çıkmışsınız. Bu da bir şey verdiğiniz emek ile alakalı. Bu istediğiniz çok e, ne olur olsun dediğiniz şeyle bağlantılı. Çok emektar çıkmışsınız arkadaşlar. E, zaten aslında çok da güzel bir filiz var burada. Böyle e, tam tepeye ekmişsiniz de başlamış yeşermeye gibi. Emeklerinizin karşılığını alacağınızı siz de biliyorsunuz. Ama tabii ki de bazı aksaklıklar tıkanan bazı noktalar var. Bu, bu da sizin ben bana kalsa şimdi burada çok tövbe estağfurullah <laughs> şöyle görüyorum. Ee, dost hane dost yüzlü. Ee, ama bu çok. <laughs> yani ben burada çok hoş olmayan bir yüz görüyorum tamam ama dost gibi görünüyor. Şirin bir köpek yüzü var burada mesela. Ama gözleri kocaman pörp demiş. Ağzı da açılmış. Yalan söylüyor ve aslında kem görsün? Ne kadar şirin görünmeye çalışıyorsa o kadar şirin görünmüş ama zamanında yanınızda. Yani sizin o sağ kolunuzdur, işçinizdir, arkadaşınızdır, kardeşinizdir bilemem ama sizin aldığınız hangi marka çantaysa, hangi marka ayakkabıysa bile belki de göze geldi zamanında. Ee da siz işte hani konduramadınız ama yok dost değilmiş yani onu da bilesiniz. Şimdi boşlukta geçen bir mücadeleniz var. Böyle hani ee, çok öylesine sanki ötelenmiş tarihlerini siz zaten demişsiniz ki ya ben Mayıs ayından önce aslında şunu yapmayacağım. Hele şu olsun okullar bir kapansın. Hani deriz ya arkadaşlar işte dondurma kışın e, az gider ama yazın daha sık satılırdır. Okullar da yazın tatildir de kışın açılırdır. Hani böyle bir me mevsimsel bir şeydir bu. Bir nevi öyle yapmışsınız siz. Bir şeyleri ötelemişsiniz sanki mevsim o değiller gibi. Yazlığınızı ancak yaz geldiğinde kiralık verebilirsiniz gibi. Şimdi E harfindeki bir insan var. Aslında burada ufak ufak başlayan bir fikir çatışmaları. Eşle uyuşamama, sevdiğiniz kişiyle belki de farklı düşünme, ortakla farklı düşünme bir şey bir şey arkadaşlar. Ama burada sonuç olarak benim anladığım ve gördüğüm net bir şekilde e, hali hazırdaki sıkıntınızın aslında çok da hmm, farklı kanallardan bakmanız, farklı alanlardan bakmanız. Bir şekilde bir şeylere farklı bakıyorsunuz öyle söyleyebilirim. Bunun dışında çok ciddi aklınıza bir şey gelmiş. Aklınıza şimşek çakmış öyle görüyorum iki tane insan var. Şimdi bu şimşek çakan her neyse sizin için bir çıkış noktasıdır. Aklınıza gelen bir fikirdir bilmiyorum. Ama şöyle bir durum var ki arkadaşlar. Hali hazırda iki insanın kafaları bildiğiniz tilki gibi çık Tilki değil, dedim özür dilerim. Kirpi gibi çıkmış. Yani tüyler diken diken koca kirpileri hayal edin. Kafalarınızı oturtmuşsunuz. Ve ikiniz de karşılıklı dudak dudağa kadar yakınsınız. Bu sizin yoldaşınızdır, ev arkadaşınızdır, eşinizdir, sevgilinizdir, eş, iş bilmiyorum ortaktır belki de çok sık konuştuğunuz bir kişidir ama burada sizin çok da yakın olmanız iletişiminizin sıklığından bahseder bir taraftan da belki partner olmanıza delalettir. hayatında kimse yok ki benim diyenler hayatınıza biri girebilir fakat aklınıza bir şimşek çaktıktan sonra oluyor ne oluyor aa bu insanla benim aslında uyumumuz varmış diyebilirsiniz ya da işte ne bileyim aa bu işte çok yakın kanka diyordunuz belki birbirinize. Kankalık değilmiş belki de oradaki niyet. Dediğiniz nokta sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Asıl işte orada sel yazar gibi okuyorum burada. S harfi ve lüle bu harfleriyle beraber e de ortada oluşmuş sel yazar gibi. Yani burada sular seller mi diyelim açılmış çünkü bir yol var. Aranızdaki iletişim yolunuz açık. Fakat işte tam şu noktada arkadaşlar yine ya bunu ortak baz alacaksınız ya şirkette aynı iş yerindesinizdir aynı masadasınızdır arkadaşlar. Ee, burada iki kişi kafa kafaya vermişsiniz köklerini sağdan birisi soldan birisi az önce geldiğim nokta önce tilki gibi pardon ya ne tilkisi kirpe gibi kafalar birazcık böyle kendi ken olmuş ne yapsak acaba der gibi kafalar var sonrasında da senin annen benim annem senin yapın benim yapım yani sen avukatsın ben savcıyım mevki yüksekliğinden mi kaynaklanır senin annem bunu dedi benim annem bunu dedim mi diyorsunuz yoksa küstünüz de birilerin barıştırıyor bunun cevabı sizde. Bana kalsa bu partner birbirleriyle tamamlayıcı etkiler. Bir kere öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü kökleri bir e, sağdaki ve soldaki anca aracı olur. Şimdi aracı olur diyorum ama belki de oradaki aracı şu da olabilir. Ya hani hmm. şöyle. Bu çift birleşmek istiyor. Senin ailen doğuda benim ailem batıda mantığı var yani. Bir şey var orada. Daha çok sanki iki tarafın ailelerinin birbirleriyle beklentileri ya da istekleri istedikleri bir şeymiş aralarındaki mevzu gibi. O çifte kalsak okeyler yani. O yüzden acaba dedim ki şartlarınız aile sonunda he, he, nasıl olacak? Tamam peki o, o ya da bu sebeple bir kutuplaşma var orada arkadaşlar. Bu bir kutuplaşma söyleyeyim hayırlı bir durum değil yani. Ama bu kutuplaşma sonrasında benim buradan aldığım enerji net şu ki e, her şeyden önce eşitleniyorsunuz. Bakın ya sizin sevginize inanıyorlar ya oradaki gücünüzü görüyorlar ya siz inatçı çıkıyorsunuz ve ee, artık o birlikteliğinizle alakalı sahip çıkmak var. Evlenirsiniz, sözlenirsiniz bir şekilde. Birileri gerçekten arkadaşlar şey yapar yani. Yani benim gördüğüm size sizden aldığım bu enerji net bu birliktelik bitmez. Hatta eşitlenme durumu var. Sakinleştirerek insanlara da bir araya geldiniz tek çizgiden baktığınızı görüyorum. Sonrasında bir balerin var. Şu şey vardı ya kar küreleri böyle bir balerin döner kürenin içerisinde. Erkek elini şöyle vermiş, kadın dönüyor hesabı arkadaşlar. Çok net bir ortaklıksa kurulur. Bu bir birliktelikse hem fikirde uzlaşma sağlanır. Net bir şekilde buradaki bir bu ilişki evliliğe gider bu arada. Ya da evliydiniz zaten. O sorunu hallettiniz bilemedim ama Orada yatan bir müjde var, bilginiz olsun. Ya güzel de bir müjde olarak vermiş. Ben sevdim açıkçası enerjiyi, dediğim gibi. Ee, hani orada şey var yani, İçinizi rahat tutun, ee, temiz, güzel. Şöyle temiz ve güzel. Hmm. Gerçekten buradaki kalabalık. Bir olma yönünde ilerleyen bir kalabalık güzel gözyaşlarınız var. İşle alakalı bir zaferiniz var. Kuş resmen piyango kuşu gibi çıkmış. Bildiğiniz şunu söyleyebiliriz. Güzel bir haber sonrasında iş, para, kariyer evinizde netleşen güzel açılımlar. İş işi getirir, iş bereketini artırır. Oradaki işte ne diyelim arkadaşlar... Gerçekten önünüz açık. Dilekleriniz temiz. Lütfen daha büyük düşünün. Önünüzün açılacağını bilin. Ne dedim? Sezonsal bir şeymiş ki Bu sezon açılmış ve sizin işleriniz bu sezonda yürür. Ev alabilecek miyim? Alırsın. Ee, i̇şte araba alabilecek miyim? Bir dilek vardı. Göz yaşıyla devam ediyor. Ve falınızın açılımı çok temiz ee, devam ediyor. Ne demiş buraya biliyor musunuz? Hadi Mart'ta sayıyorum ki sayayım. Tamam evet çok haklısınız. <laughs> Şimdi Mart'tan 15 gün diyorum sadece. Bunun dışında Nisan diyor ve Mayıs en geç. Mayıs itibariyle sizin hayatınızda rutin bir iş hayatı veriyor. Yani aslında bereketi üstünde olan paralarınız olur. Hanede açılan bir kapınız var. Bu sizi rahatlatır. Küslükler biter. Kan davası sonlanır. Ayrışma birleşmeye döner. Küslük biter. Yani burada kan davası bile dedim yani de hani yani burada kardeşler arasında kırgınlıklar vardır. Aşabileceğiniz sıkıntılar atılıyor atılıyor. Sadece aşabileceğiniz sıkıntılar yaşarsınız öyle söyleyeyim. Bunun dışında tamamen ilişkiyle alakalı görseller var. Çatıda bir iş birleşme var. Ee, bu çatıda birliktelik, şeye doğru ilerlemiş. Ee, ne diyelim ona? Yani her şeyden önce güzel bir kalabalık var. M harfi görüyorum. M, E, B harfi hatta. Ee, burada o kişi kimse eline bildiğiniz ora kalmış ee, şey diyor. Vallahi uç olanı keserim. Hani vallahi bak uçururum he. <laughs> yani burada sanki bu ikili için, bu ikilideki anormallik için bak sıkıntı yaratanı keserim buradan. Bak şu şunu yapanı keserim buradan der gibi yani. O yüzden benim anladığım burada şu net bir şekilde sizin hali hazırda yaşadığınız bir süreciniz var ve bu süreçle bağlantılı olarak da hmm, önünüz açık. Buradaki topluluk sizin adınıza güzel şeyler diliyor gerçekten e, nazar bile demeyeceğim bol dedikodumuz yapılır nazara ermediği sürece de ben şey demiyorum bırakın konuşsunlar diyorum hatta vay 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 çalış ne güzel çekemiyorlar diyorum önceden kızardım insanların işi yok mu derdim ya niye bir insan bir insanın hanesini konuşsun ki derdim de şimdi şöyle bakıyorum olaya demek ki ben onlar benden teyze alacakları bir hayat yaşıyorum demek ki onların benim hayatımda özenebilecekleri şeylere sahibim ne mutlu bana diyorum e, eğitici olacağım ne mutlu bana öğretici olacağım ne mutlu bana. İşin polyanalığıysa da evet kabul ediyorum polyanayım. <laughs> kabul ediyorum arkadaşlar. Bence ama buradan bakmak hayatı yaşamak daha kolaylaştırır. Bu falda dileğinizi bilmiyorum ama önü açık lütfen dileyin. Ee, çok konuşulursunuz bırakın da konuşsunlar. Nazara döndürmüyor. Döndürmemesi neyi sağlar? Bereketinizi kaçırmaz, huzurunuzu kaçırmaz, baş ağrısı yapmaz vesaire bir sürü artısı var aslında. Sakar değilizdir mesela. <laughs> hele benim mesela bende çok olur e, falan bitti arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim sohbet kısmıma sadece sevenler katılmak isteyenler kalıyor dolayısıyla başladım biraz cümleleri uzatmaya e, şöyle arkadaşlar mesela ben sakar oluyorum yani kırılmadık tencere tava kalmıyor öyle söyleyeyim size bakın tava tencere dedim düşünün yani boyutu tabak bardak benim için küçük şeyler artık gibi mesela o gibi enerjiyi hissettiğimde hemen bir e, adaçayla ada çayla tütsüleyip evimi odamı eşyamı vesaire enerjimi evladımın odasını derken yani herkes için hayırlı dualarla kendimi ara ara yenilerim sıfırlarım temizlerim tütsü e, iyidir e, felaknas inşira zaten vazgeçilmezlerim olduğu için İnşirah diye yazılıyor tavsiye ederim iyi gelir bu içimize öküz oturur bazen af buyurun onu kaldırır o inşirah oradan felaknaz zaten direkt koruyucu kalkan yani derler ya hani nazara o yüzden e, bu üçü çok şifacıdır okuyun sirkeli suyla mesela silin ofisinize eşinize verin sirkeli suyla bir serpsin yani falan hani bilmiyorum tabii gidip gitmediğinizi ya da siz yapın diye de bilirsiniz arkadaşlar yani. O yüzden ben sadece gördüğüm kısımlara sizlere rehberlik etmeye çalışıyorum. Burada sadece dedikodu var. Bu da güzel bir durum. Ben artık dedikodu yapanları pek pek diyorum. Geçiyorum kenara. bunun dışında şunu söylemek isterim size. Güzel şeyler yaşayın isterim. Var olduğum yani sahip olduğumuz şeylerin kıymetini bilmediğimizle Yüzleştik ve oradaki sıkıntılar ilk zamanlarda yapılan sonrası daha ben yapacağımı yaptım diyeceğimiz bir sıkıntı değil. Hali hazırda devam eden bir süreç var. Benim ailem ve sevdiklerimle ilgili sınanmadım bu anlamda çok şükür bu süreçte en azından. Ama sınanan arkadaşlarım oldu sevdikleriyle. Hali hazırda oradaki bağları, iletişimleri öğrendikleri ve bize aktardıkları taptaze arkadaşlar daha orayla olan insani olan görev diyebilir miyiz sorumluluk bilinç diyebiliriz ya çok da görev deyince başka türlü bakılabilir çok görev diyemeyiz ama çok insanlıkla alakalı bir durum ya farkındalıkla alakalı belki de oraya devam etmesi gereken yardımlarımız için söylüyorum o istek ve güdülerden bahsediyorum Yoksa bu bizim görevimiz elbette ki görevdeyince işin içine başka şeyler girer. Ben sadece görebildiğim daktara bilen bir insanın bu arada fal benim için şekilden ibaret değil, enerjiyle birleştiği zaman oradaki şekiller anlam kazanan bir görü diyeyim. Ben en azından böyle yorumlayabiliyorum. Ee, dolayısıyla arkadaşlar bugünkü enerjim bana bunları söyletti. Umarım uyumlananlar vardır ve bize doğru rehberlik etmiştir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bedduadan uzak kalın isterim. Birilerinin size yaşattıklarının karşılığı beddua değildir. Çünkü zaten kendisi de yaşayacaktır. Buna inancınız tam olsun her şeyden önce. Dolayısıyla arkadaşlar ben görebildiğimi aktardım. Bedduadan uzak olun bir. Yarınlardan umutsuz olmayın. iki sizden aslında iki temenni. Hatta üçüncüsü de şu. E, pozitif düşünün sizin olsun. Yani evrene gönderdiğiniz mesaj bir şekilde sizin hayatınız veriyor. Bunu deneyimleyerek ancak e, kendiniz anlayabilirsiniz. Buyurun deneyin. Bir deneyin arkadaşlar. E, gerçekten bir şey kaybetmeyeceksinizdir. O yüzden pozitif kalmanıza da vesile oluyorsam ne mutlu bana. Keza sizler benim burada pozitif kalmamı sağlayan kişilersiniz. Benim için çok kıymetlisiniz. Her biriniz teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın diyorum arkadaşlar. Sağlığın da ne kadar önemli olduğu bir dönemden geçtik biliyorsunuz ki. Level level gibi böyle. Güzel şeyler yaşayalım inşallah kalan süreçlerde. O yüzden sağlığınıza dikkat edin diyorum. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.